Beyler bayanlar size söyledim değil mi? Size söyledim. Çok sağlam kaynak söyledi bunu dedim. 2K21 çıkmayacak dedim. İptal edilecek dedim. Yani Justin Leaper'dan bahsettim. Kendisi daha önce SmackDown vs. Raw'da falan. E, uh, Road to WrestleMania çok sevilen moddur bu biliyorsunuz. Onun uh, şey yönetmeniymiş. Dolayısıyla hani orada çalışmış daha önce Türk şey... Um, yani işte, bir de bu oyunlarını yapan insanların yanında çalışmış. E, bağlantıları var, kaynakları var. Bu adamın söylediği zaten bu sene e, 2K21 hakkında bir sürü haber verdi ve hiçbir yanlış çıkmadı. Hepsi sonuna kadar doğru çıktı. O yüzden e, büyük ihtimalle %90 ihtimalle 2K21 iptal edilecek. Sadece resmi haberi bekliyoruz. Çünkü şu anki şartlara bakarsak, oyunun şartlarına bakarsak, oyunun yapımcılarının şartlarına bakarsak, her şeye bakarsak, büyük resme bakarsak 2K21'in çıkma ihtimali yok. Resmi olarak duyuruldu bu. Her yerde görebilirsiniz. Türkiye'nin kendi hesabında görebilirsiniz. Twitter hesabında. Bununla birlikte hani haberlere baktığınızda bütün oyun siteleri sanırım paylaştı bunu. Hani işte bütün yabancı siteler bölüm sonu canavarından her şeye kadar işte paylaşılan bir haberdi bu. Türkiye 21 çıkmayacak. Bu kesin artık taşa yazıldı beyler bayanlar. Aklınızdan silin Türkiye 21'ı. Ben bunu söylemekte gayet mutluyum açıkçası doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Justin Leeper bunu söyledi. Justin Leeper videosunda ayrıca şunu dedi. 2K22 çıkacak. Ve bu oyun PlayStation 5'e ve Xbox'ın yeni jenerasyon konsoluna çıkmayacak dedi. Böyle bir saçmalık var. Aşırı saçma ne kadar saçma olduğunda yakındım ben geçen videoda. Gidip izleyebilirsiniz onu. Bu videoda Justin Leeper'ın söylediği başka bir şeye odaklanacağız. Evet Tuket k 21 çıkmayacak bu sene. Ama yakın zamanda işte ya da 2 k yerine çıkacak bir oyun var dedi. Şimdi bakın paylaşıcısı bu oyunun 2K tamam mı? 2 alıyor bu oyunu yapılmış oyunu paylaşıyor. Yani Steam'e gönderiyor bu oyunu. Hani Playstation'a koyuyor. işte PS Store'a. Ondan sonra fiziksel kopyalarını hazırlayıp insanlara gönderiyor. Paylaşıcı bunu yapıyor ve oyun firması satın alıyor ve oyun firmasının parasını ödüyor. Yani 2 oyunları geliştirmiyor. 2 k 20yi kim geliştirdi o zaman? 2K değil Visual Concepts geliştirdi. Visual Concepts 2K20'yi geliştirmeye çalışanlar diyelim daha doğru olsun geliştiremediler çünkü. Ee, Yus gittiği anda şey oldular yani çöktüler gittiler. Yus'u hep, hep severdik ama yani neydi o? Gelen gideni hep hatırlatır denir, şey, denir ya. Gerçekten öyle. Şimdi e o yüzden bu, bu, bunu söylemek isterim. Zaten biliyorsunuz çoğunuz ama bilmeyenler için böyle bir fark var yani. 2K oyunları sadece paylaşıyor. 2K20'yi yapan Visual Concepts adında bir oyun geliştirici firması. Şimdi Justin Leiper şunu söyledi. 2K21 çıkmayacak ama başka bir WWE oyunu çıkacak. 2K bunu paylaşacak ve bu oyun Visual Concepts tarafından yapılmayacak. Başka bir geliştirici firma tarafından yapılacak ve ayrıca 2K20 gibi simülasyon oyunu olmayacak. Şimdi Tam olarak detayları bilmiyoruz. Yarın öğreneceğimizi söylüyorlar. Türkiye'nin e, attığı tweet'e bakarsak. Yarın e, sabaha karşı işte sabah saat 7'de Pacific Time'da artık Türk, Türkiye'de ne oluyor bu bilmiyorum ama. E, çıktığı anda hatta bakalım şimdi ya bakalım. Çok <laughs> vakti değil ama. Saat kaç yazalım. E, aa, oha bugün saat 5'teymiş. <laughs> Beyler bugün saat 17.00'da e, 2K hesabı WWE 2K serisinin geleceği hakkında ve aynı zamanda e, bazı heyecan verici haberler hakkında bir tweet atacakmış. E, yenilikler paylaşacakmış. Ha Pardon tabi yarın oluyor. Yarın saat 5'te oluyor. Monday diyor ben. Okey. Yarın saat 5'te olacak yani bu bizim için. Ee, 17.00'da olur olmaz ben tabii ki de bunun videosunu yapacağım detaylarını size olabildiğince temiz bir şekilde aktaracağım ve düşüncelerimi de aynı şekilde size temiz bir şekilde aktaracağım. Yani dediğim gibi 2K yeni bir WWE oyunu paylaşacak dedi Justin Leeper ve bak bu adamın söylediği neredeyse hiçbir şey yalan çıkmadı. Bu oyun simülasyon oyunu olmayacak 2 k gibi ve bu oyun Visual Concepts tarafından yapılmayacak dedi. O yüzden çok heyecan verici bir şey bu ama fazla da heyecanlanmayın çünkü bu bir telefon oyunu olabilir ve her şeyden nefret ettirebilir bizi. Veyahut da mesela nasıl bir oyun olabilir abi bu anlattığım verdiğim portfolyoya en güzel uyan oyunlardan bir tanesi. All Stars mesela zamanında THQ yani SmackDown vs. Raw falan yapıyordu ya. THQ'nun başka bir şeyi stüdyosu gitti All Stars yaptı ve hani simülasyon tarzı falan değildi. main WWE serisine göre çok daha farklı bir oyunda All Stars ve aşırı beğenilmişti aşırı güzeldi. O yüzden telefon oyun olabilir ya da All Stars gibi aşırı güzel bir alternatif de sunabilirler bize. artık büyük ihtimalle bunu yarın saat 17.00'da WWE 2K işte bu yenilikleri paylaşınca ve 2K serisinin geleceği hakkında konuşunca öğreniriz diye düşünüyorum. Şu ana kadar Justin Leeper'ın bir hatasını bile yakalamadım ben. Kendisi böyle dedi. Hani sadece böyle dedi. Telefon oyunu mu olacak ne olacak falan o kadar bilgi vermedi. Ve şey dedi zaten. Bu verdiğim bilgi bile çok fazla büyük ihtimalle birkaç kişiyi sinirlendirecek. O yüzden daha fazla bilgi vermeyeyim dedi Justin Leeper. Ana kaynağım burada. Ondan bahsediyorum o yüzden sürekli. Çoğu insanın ana kaynağı. Çünkü adam işte insider. Yani kaynağı var, bilgisi var. Tanıdıkları var. Ee, söylediğinin arkası boş olmuyor genelde. Hatta son kez söyleyeyim. Ben hiç boş olduğunu görmedim. Ama bakalım. Yarın heyecan verici bir gün. Belki yüzümüzü güldürecek bir haber alabiliriz. 2K21 kesinlikle iptal en erken 2K22 çıkacak artık. Ee, bunu da öğrendiğimize göre geri kalan bütün detayları sizle paylaştığıma göre kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet, kalın.